Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Sağık, salgın sebebiyle 8 Ocak Cuma günü Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu'nu kabul etti. 10 Ocak Pazar Vaazı ve Kutsal Sunu ayini ise Patrikliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kadasetli Patrik 2. Sağık 8 Ocak Cuma günü Haçik Canel Başkanlığındaki Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu üyelerini Patrikhane'de kabul etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete komisyonun az sayıda üyesi katıldı. Ziyaretçilerse Patrik 2. Sağık Hazretleri'nin yeni yıl ve kutsal doğuş yortusunu kutladılar. Görüşme sonunda Patrik Hazretleri, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu çatısı altında hizmet eden tüm gönüllülere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Salgın kısıtlamaları sebebiyle yapılamayan pazar ayinleri yerine 10 Ocak pazar günü daha önceki günlerde Galata Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi'nde gerçekleşen Kutsal Sunu ayini Patrikliğin Facebook sayfasından yayınlandı. Kadasetli Patrik canlı olarak Ermenice ve Türkçe olarak pazar vaazını verdi. Peder Şirvan Mürcan Eli ile gerçekleşen Kutsal Sunu ayininde kilise diyakos ve okuyucuları da sunakta Rab'be hizmet ettiler. Törende Peder Nathan Arabyan da hazır bulundu. Patrik Hazretleri Türkçe vaazında önce Ermeni Kilisesi'nin doğuş yortusunu neden 6 Ocak'ta kutladığını açıkladı. Daha sonra bu vaazında Rab İsa Mesih'in vaftizi üzerine konuşacağını söyledi ve Matta 3:13-17 bölümünü okuyarak vaazına başladı. Hepinizi selamlıyorum Tanrı'nın sevgisiyle. Christos tsnav yefait netsav. Orkniyale haytnutyunum Christosi tsesi mesimmez avedis selamıyla selamlıyorum seni. Sizlere. Bu müjde İsa Mesih'in mabede sunulması, yani onun doğumunun 40. gününe kadar sürecek. Ve biz bu müjdede hayatımızın anlamını buluyoruz. İsa'daki bu bedensel ve ruhsal mükemmellik, Baba Tanrı'nın ona sevgili oğlum budur, ondan razıyım sözünü söyletti. Aynı şeyi bizim hissetmemiz gerekir. Çünkü İsa mükemmel bir insan olarak bize standardımızı gösterdi. İçimizde Tanrı'nın onaylayan sesini hissetmeliyiz. İsa doğduğunda ve vaftizinde çok az kişinin haberi oldu. Çünkü uykudaydı insanlar. Gece doğdu İsa. Onun için bizi kuşatan Tanrı her yanımızda, bize bizden yakın. İçimizde ve dışımızda. Ama biz farkında değiliz. Bu Tanrı doğmak istiyor içimizde. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Göklerde, yücelerde olan Tanrı'ya övgüler olsun. Ve O'nun hoşnut kaldığı yeryüzündeki insanlara esenlik olsun. Esenlik olsun sevgili kardeşlerim. Esenlik çocukları olun. Esenliği arayın. Ve o esenliği ararken, o yürek huzurunu ararken, onun aynı zamanda Tanrı'da olduğunu keşfedin. Bu keşif sizin hayatınızı zenginleştirecektir. Amen.